İyi bakın kendinize gençler. Yalan yok, vallahi iyi çocuklarsınız. Hani kafalar biraz mentol falan. İşte olsun o kadar da. Biz de seni tanıdığımıza memnun olduk. Seni hep güzel hatırlayacağız Kuzey. Normalde birini yolcu ederken gene gel dersin ama... Sen gelme be kardeşim. Artık gelirse delidir zaten. Yani arada uğrarım. Tabii kafam atarsa yani. Hep aynı şeyi söylüyorlar. Ama kimse geri dönmüyor. Neyse sen iyi ol da. Sizdir. Gelin ya. Kendine iyi bak. Biz de birbirimize emanetsiniz, tamam? Tamam. Tamam. Kuzey. Aslanım hadi. Nilüfer Hoca bekliyor. Duruşmaya geç kalacaksınız. Hadi. Hadi bana yolla arkadaşlar. Dikkat et kendine. İnanamazsın. Ya kızım kalksana, haberler bomba diyorum. Duyunca şok olacaksın. İnan umurumda bile değil. Kuzey desem. Ne olmuş Kuzey? Geri dönmüş. Geri mi dönmüş? İnan bak bak trollüyorsan var ya. Yok yok, Nimet anneler konuşurken duydum. Ama şimdi tespit almışlar. Nasıl yani? Ya Kuzey burada mı şimdi yani? Evet. Ama niye ki? Yani bilmiyorum ki. Ama şimdi tespit aldıklarına göre durumlar karışık herhalde. Doğru diyorsun. Benim hemen ne olmuş öğrenmem lazım. Döndük mü şimdi başa? En az 3 ay burada kalacakmış. Afiyet olsun. Sağ olasın. 3 ay. Üç ay. Ya benim anlamadığım konu, bu çocuk için iyi dediler, iyileşti dediler. Ve çıkmasıyla girmesi bir oldu. Ne değişti yani hemen, değil mi? Duymadınız sanki. Şizofren dedi Nilüfer Hoca'ya. Bir kere buradan belli iyi olmadı. Valla Allah günah yazmasın ama... Aklında fazlası zarar demek. Kuzey Nilüfer Hoca'ya şizofren mi dedi? Ay. Sen bizi mi dinliyorsun yine? Evet. Adam bir de cevap veriyor. Kuzum, ben sana kaç defa tembih ettim yapma bunu diye. Her şeyi de duyma canım. Ya siz de daha sesli konuşun o zaman. Aa, dediği lafa bak. Özge abicim, burada dinleniyoruz, ara vermişiz, dedikodu yapıyoruz. İki lafın belini kırıyoruz, hayret bir şey ya. Hadi abicim, hadi Özge odana, hadi. Ya öyle dedi diye mi tespit aldılar? Bari onu söyleyin ya Murat abi. Özge, Özgeciğim. Bir sorumuz varsa doktorlara soruyoruz, değil mi canım? Hadi. Tamam, tamam ya. Ben öğrenmenin yolunu bulmadım. Ne yapayım? Biz o zaman burada hiçbir şey yapmayalım, sohbet etmeyelim. Tamam, çayımızı içelim, bir şey yapalım. Konuşmayalım. Çocuk işte ya. Allah'ım. Kuzey burada. Gitmemiş. Hani o testi çözerse Özgür olacaktı. Yalan mı söyledin? Hayır, ben size yalan söylemedim Özge. Sadece öyle olması gerekti. Ya... Ya tespite kapatmışsınız çocuğu ya. Ya daha mı iyi oldu yani şimdi? Hem öyle olması gerekiyordu, böyle olması gerekiyordu. Sen bizim iyiliğimizi düşünüyordun hani. Sakin olur musun? Sakin ol. Anlıyorum. Kuzey için üzgünsün. Bana kızgınsın. Haklısın. Ama şöyle düşün. Hiç tahmin etmediğin yeni gelişmeler olmuş olamaz mı? Hı? Ayrıca sen bana ne kadar kızarsan kız, ben hep senin iyiliğini isteyeceğim, tamam mı? Buna güven, inan lütfen. Şimdi bırak kendini. Sakin ol.
Tamam mı? Hadi. 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 Müsaade var mı? Gelin gelin. Ya Sence bunu sormak için biraz geç olmadı mı Burak? Girdik ya zaten sonuçta içeri. Tanrım, iki dakika bir kafa açmasanız mı? Okey okey. Ben Arif'le ilgilenirim. Kusura bakma sen de, elimiz boş geldik ama. Oğlum rahatsız mısın sen? Çocuk sanki evine döndü de kutlama yapıyoruz. Ne kadar da mutlu gitmiştin. Üzülmüşsündür döndüğün için. Açıkçası endişelendim senin için. Endişelendik yani. Hepimiz endişelendik senin için. Ya senin bu dahilik dalgası niye işe yaramadı? Ben hiçbir şey anlamadım. Nefer Hoca bir son dakika golü attı diyelim. Sen de tabii sinirlendin. Attın tuttun onun hakkında. Yok Özge, sinirden falan değil. Tamam, adım gibi emin olduğum için. Alo. Türkçe konuşsanıza ya. Biz anlamıyoruz. Abi önemli şöyle. Bir şey değil. Geçin. Evet ama hepimiz çok üzüldük. Çok genel konuşma bence. Merak etmeyin gencolar. Alınır bir şekilde rövanş. Neticede çürükçü dükkanına hoş geldin. Usludur, ağzına geleni söyleme de yine kitlemesinler sana. Bakacağız. Bir şeyler olmalı. Belki kendine reçete falan yazmışsındır. Oğlum ne yapıyorsun sen burada? Kilitli bu oda. Sen nasıl girdin içeri ya? Takılıyorum işte Özge kafama göre. Amacı ne senin Kuzey? Özge, benim salar mısın? Sana ne? Rahat bırak beni, tamam? Yok sen taktın Nilüfer Hoca'yı kafana ama. Bak bir şeyi takıntı haline getirmek delirmeye beş kalıdır, ben sana söyleyeyim. Kim diyor? Daha önce delirenler. Nilüfer Hoca'nın deli olduğunu düşünüyormuşsun. Ama o senin sandığın gibi bir şey değil. Hadi ya. Nasıl bir şey delirmek? Ya mesela ben uzaylılara inanıyorum. Deli miyim sence? Değil misin Özge? Dalga geçme. Dinle. Gökyüzü, yıldızlar, uzay... durmadan bakabilirim. Hatta gece gündüz uyumadan uzay hakkında konuşabilirim. Takıntı işte. Takıntılarımız da bizim hastalıklarımız, anlasana. Benimki uzay, seninki de Nilüfer Hoca. Bak Özge, yani anladım. Sen uzay sevginden, uzaylı sevdalından seni buraya kapatmışlar. Ama ben senin gibi değilim. Yani burada her şey yolunda. Burada kalmam için de bir sebep yok. Sen gidecek yerin yok diye. Ne dedin? Ya öyle demek istemedim. Ne halin varsa gör be. Ya Özge dur, eşeklik ettim, öyle demek istemedim ki. Gençler hadi bakalım. Ya oğlum çekilsene.
Ya tamam geç bir kardeşim. Şş, sakin, sakin, paniğe gerek yok. Zaten yani ailen sizi görmeden gitmez gençler, panik yapmayın. Murat abi ne yapalım? Babamı özledim. Hadi. Koşmadan ya, koşmadan. Özge, hadi herkes çıktı. Benim de babaannem gelecek ya, beraber gidelim. Benim gidecek yerim yok yani. Ehaliyle beni görmeye gelecek bir ailem de yok. Dün söylediklerini ne çabuk unuttun. Özür dilerim. Seni üzdüm, biliyorum. Bir sinirliydim, sinirim de sana değildi. Yok ya. Ne üzüleceğim? Beni üzmek öyle kolay olsa. Oho! Hiç üzülmedim ben. Keyfim yerinde beni. Boş ver sen beni. Peki. Erken mi gitti babaanne? Öyle oldu gibi. Hadi bana da versene, ben de yapayım, kafam dağılır biraz. Sen de mandala. Vallahi cinsiyetçiliğin lüzum yok Özge Yazıcı. Yakışmadı sana. Tamam, al. Ama taşırma. Sonra durup durup aklıma geliyor. Tamam, taşırmam. Ben sana çok bağırıyorum değil mi? Biraz. Olsun. Senin hastalığın böyle bir şey demek ki. Kimisi ağlar, kimisi kafasını duvarlara vurur. Kimisi patlayana kadar yer. Kimisi de açlıktan ölene kadar yemez. Seninki de önüne gelene bağırmak işte. Ben anlıyorum seni. Özge ama hasta değilim ki ben. Gerçek hastalar hastalıklarını kabul etmez. Yok, öyle değil. Bak, tamam sorunlarım var. Böyle içimde taşan bir öfke de var. Arada etrafa da sarıyorum. Bir şeyleri yıkıp döküyorum, eyvallah. Ama burada kalacak kadar bir şeyim yok işte. Ya koskoca Nilüfer Hoca'ya şizofren demişsin. Ben Amerikan başkanıyım demekle aynı şey bu. Hem sen şizofrenin tam olarak ne olduğunu biliyor musun oğlum? Sağdan soldan duyduğumuz şeyler. Ayrıca diyelim ki öyle. Hadi şizofren diyelim. Ne değişir? Bu onu kötü biri yapar mı Kuzey? Ben de bipolarım. Kötü biri miyim şimdi ben? Nilüfer Hoca'ya deli demekle sorunların çözülüyor mu? Tek amacım buradan çıkıp gitmek. Ne gerçekten iyi değilsen? Ya Nilüfer Hoca'nın tek amacı seni iyi etmekse, ki bundan eminim. Ama bir anda değiştirdi fikrini Özge işte. Tamam işte, bu da saçma. Eğer gerçekten dediğin gibi hasta olsa ve bunu bilen tek kişi sen olsan, niye yanında tutsun ki seni? Tam tersi yollar gidersin. Seni burada tutmasının mutlaka başka bir nedeni olmalı. Bak, çok daha uzun süredir buradayım. Senden daha iyi tanıyorum onu. Sandığın gibi biri değil o. İnan bana. Özge. Hı? Benim pek bipolar tanıdığım yok. Ama sen de bir güzel duruyor sanki. Thank you.
Yusuf hocam, biraz önce etkinlik odasında gördüm de Kuzey bir şeyler çözüyordu. Test falan. Evet Özge, sorun nedir? Yani sebep ne ki? Sonuçta bu Kuzey yine göndermek için mi yapıyorsunuz? Özge, bu seni ilgilendiren bir durum değil, değil mi? Yanılıyor muyum? Hayır, yok. Hayır da yani amaç ne ki Yusuf hocam? Yani sonuçta bu çocuğu yeni geri getirmediler mi? Ha? Kuzum, ben de seni arıyordum. Hadi, ilaç vaktiniz geldi. Hocam müsaade. Öyle mi? Geçirdin mi? Ümit Hanım, ne oluyor bunlara ya? Vallahi ben de bilmiyorum ki hocam ama bu aralar çok sık oluyor. Anlamadım yani. Hala bir cevap vermediniz. Özge, ilaç vakti. Hadi. Hadi kızım. Hadi kızım, hadi. Al bakalım. Abla ya, bu ilaçlar iştah açıyor falan olmasın? Nereden çıktı o Ferda? Nasıl nereden çıktı? Baksana şuna. Ayva göbeği formuna geçti, bayağı minnak bir karpuz evriliyor. Gözümüz görüyor Allah'a şükür Ferda da. Hah, Besim'e dönelim hemen. Sen söyle Özge, bu minnak karpuzu görüyorsun değil mi? Hadi kızım ya, hadi ya. Besim'iz de bugün tersinden kalkmış anlaşılan. Okey, dokunmuyoruz. Özge'ye de ilacını verelim. Veriyorum. Hazır. Siz de çok oyalanmadan. Tamam, tamam. Özge. Bak bakayım bana. Bir şey olmuş sana, ne oldu? Yok ya, bir şey. Vallahi. İyi peki, tamam. Öyleyse günün toplantısı bizi bekler. Hadi kalk. Sen çık. İstersen ben bir hırkalık öyle geleyim. Tamam ama geç kalma. Tamam. Evet. Gecenizin nasıl geçtiğini konuşarak başlayabiliriz sanki. Hı? Arif, paylaşmak ister misin? Biz şöyle yapalım İpek hocam. Bence Burak'tan başlayalım. Çünkü kendisi bütün gece hayır hayır diye sayıkladı. Beni de hiç uyutmadı vallahi. Burak? Hocam bu arkadaş biraz abartıyor. Ama doğru da söylüyor, ben kötü bir kabus gördüm. Paylaşmak ister misin? Hocam bütün insanlar birleşmiş. Kendilerince gereksiz gördükleri ama bana göre bence çok gerekli şeyleri devasa çöp konteynerine sıkıştırmaya çalışıyorlar ya. Rüyaya gel ya. Sonra ben ne yapıyorum? Durdurmaya çalışıyorum, önlerine geçiyorum. Yok, durmuyorlar, sürekli atmaya çalışıyorlar. Sonra? Sonra beni de alıp o çöp konteynerine sıkıştırıyorlar. Kıyamam sana. Yani kusura bakma Burak'cığım ama biraz komikmiş ya. Ah be kardeşim benim be. Ben bilseydim bu kadar travmatik bir şey olduğunu uyandırmaz mıydım seni ya? Özge, senin gecen nasıl geçti? Paylaşmak ister misin? İstemem. Gecesinden de gündüzünden de bahsetmek istemem. Tabii ki. Nasıl istersen. Ama paylaşmak istersen ben buradayım. İstemem. Siz sıkılmadınız mı ya artık bu saçmalıklardan? Sanki çok umurlarındaymış gibi yok. Geceniz nasıl geçmiş, yok gündüz ne yapmışız? Ne yapacağım? Buraya takılıp kalmışız öyle. Duvarlar, kapılarız.
takılıyoruz, oldu mu? Özge, sıkılmış olabilirsin. Sıkılmadım, sıkılmadım. Boğuldum, boğuluyorum. Anladın mı bunu da? Ters bir zamanda mı geldim? Bir gerginlik seziyorum da. Hislerini sizi yanıltmıyor hocam. Gergin bir zamandayız. Ya İpek hocam, Damla hocanın bizimle konuşmak istedikleri varmış da. Ben de tam hani toplantıyı biraz erken bitirebilir misiniz diye soracaktım. Tabii herkes için uygunsa. Sizin için uygun mu? Olur. Teşekkür ederim. İyi ya, benim de işime gelir. Tamam hocam.